personelimiz var. Başladığımızda Nisan 2012'de 741 personelimiz vardı arkadaşlar. Bunlar peyderpey gerçek değerlere ulaştırıldığında artık gerçek ihtiyaç olduğumuz hissettiğimiz dönemde personel artışı mutlaka vuku bulacak. Ancak artık biz çevremizdeki fazlalık dallarımızı temizledik. Şu anda vücut cidden dinç bir yapıya ulaştı. Ve bu yapının içerisinde hepiniz bir bireysiniz ve bugüne kadar yaşadıklarımızı son 19 ayı sizlerle paylaşmak istedik. Bu toplantıları mütemadiyen düzenli olarak her ay yapacağız sizlerle. Siz de ailenin bireyi olarak yapılan işlemlerden bilgi sahibi olmak durumundasınız. Eğer bu bilgiler size haiz olursa kendinizi ailenin içinden hissedersiniz düşüncesindeyim ben. 2012 Nisan ayında görevi devraldığımızda arkadaşlar bizde totalde 52 araç vardı. 741 personel vardı. O gün Halil Bey'in odasında birim amirleri, bölge müdürleri, arkadaşlar var. O gün de işte konuşuyoruz tabii. Devir alacaksın ama elinde bir tane bomba var. Ne alacağını bilmiyorsun yani. Devrettiğindeki durum ne, şimdiki durum ne göremiyorsun. Sadece o gün bir soru sordum ben Halil Bey'e. Yani kaç personel var şirkette şu anda? 741'de tam o zaman dedik yani orada. Anladık yani bir şeyler olacak. Adet, araç adetine kadar işte 53 modele bekledi. Tamam o da güzel. Benim aranızdan ayrıldığımda 2008'in Aralık ayının 14'ünde toplam 43 otobüsümüz vardı arkadaşlar. 8 tane de katılımcı vardı. Demin rakamlara baktım ben ajandaları kolay kolay atmam. Gelmeden önce de en azından bilgi sahibi olmanız açısından. 51 araç varmış o tarihte. 337 tane personelimiz varmış. O kadar. Tabii o tarihte bizim çağrı merkezimiz yok. Efendime söyleyeyim. Araç sayımız şu andaki gibi bir 115 gibi bir rakam yok. Hat sayımız bu kadar geniş değil. Yolcu sayımız bu manada değil. Şartlar o günkü bütçeye uyumlu şekilde devretmişti. Ayrıldığım tarihteki likite borcu da 4,5 milyon TL'ydi. Yani o tarihte bizim 21 tane Starliner'ımız vardı. Model bildiğim kadarıyla son 10 tanesi yeni alınmıştı. 10 tane aracı, hatta 5 tane aracı TL olarak satarsanız o borç kapanmış oluyor. Rahmetli Orhan Bey ile işe başladığımız tarihteki elden çıkarılan mallarla geri kalan malları değerlendirmiştik Halil Bey ile o tarihte. Ablayla da onların tam ayrıldığı dönemdir. Bunun da temeli ağırlık %60'ını Uşak bölgesinden kazanıyor biz yolcumuz. O zaman Uşak merkezli. Dışa çok açılmayan, ana merkezlerde çok bilinirliği olmayan, butik olmasından dolayı hareket sahası ve kabiliyeti geniş olduğundan, araç yenilemeleri fazla olduğundan özellikle İzmir, Ankara'da ve İzmir Eskişehir bölgesinde hareket de sayı adet olarak fazla olduğundan İzmir bölgesinde bilinir bir firma haline gelmiyor.